Merhaba arkadaşlar. Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi dersine Müşteri Şikayet Yönetimi bölümüyle devam ediyoruz. Bu programda müşterinin mutluluğu, hoşgörü düzeyi ve şikayet etme kararını ele alacağız. Ayrıca şikayet yönetimi ile perakende sektörünün ilişkisi ve müşterilerin konuyla ilgili beklentilerine değineceğiz. İşletmelerin müşteri ilişkilerinde zaman zaman yolunda gitmeyen deneyimler yaşanır. Tüm iyi niyetlere rağmen öngörülemeyen, plan dışı şeyler gelişebilir. Bu gelişmeler müşterilerin mutsuz olmalarına ve satın alma deneyiminden tatminsizlik yaşamalarına neden olur. Bunun sonucunda da müşteri şikayet etme davranışında bulunabilir. O halde müşteri mutluluğu konusuyla başlayalım. Müşteri mutluluğu, müşterinin üründen beklediği ve elde ettiği performans arasındaki farktır. Müşteri mutlu olup olmadığına karar verirken kendi beklentilerini, tanıdıklarından, çevreden duyduklarını ve rakip ürünlere kıyasla satın aldığı ürünün performansını göz önünde bulundurur. Bu sebeple müşteri mutluluğu, işletme ile müşterisi arasındaki diyalogdan çok daha karmaşık bir ilişkidir. Şimdi de şikayet yönetimi ile ilgili odak noktamız olan mutsuzluğa geçelim. Müşteri ne zaman mutsuz olur? Müşterinin mutsuzluğu sadece ürünün kendisiyle bağdaştırılmamalıdır. Müşteri satın alım öncesinde, satın alım esnasında ve sonrasında da mutsuz olabilir. Örneğin, satın alma öncesi mağazaya ulaşmadan önce otomobilin park edilmesinde yaşanan gerginlik, asansörün çalışmaması gibi durumlar müşteride mutsuzluğa sebep olabilir. Satın alma sürecinde çalışanların kaba davranışları, satın alma sonrasında ise ürünün bozuk, hatalı çıkması, ürünün kullanılabilmesi için gereken yardımın yapılmaması müşteriyi mutsuz edebilir. Şikayet yönetimi de müşterilerde tatminsizlik, mutsuzluk yaratan olayları ve bunların nedenlerini bulmak amacıyla bilginin toplanıp işlenmesidir. Şimdi de şikayet yönetimindeki aşamaları inceleyelim. İlk aşamada mutsuz müşteri şikayetiyle işletmeye gelir. Sonrasında şikayetin anlaşılması için müşteri dinlenir, şikayeti özetleyen rapor hazırlanır. Şikayet incelenip neden oldu, nasıl oldu, kim etkili, çözüm var mı gibi sorulara yanıtlar aranır. Şikayet çözülüp raporlanır. Şikayet sonrası müşteriyle bağ kurulup müşteri elde tutulmaya çalışılır. Son olarak da şikayetin tekrar ortaya çıkmaması için iyileştirmeler yapılarak önlemler alınır. Ancak her mutsuzluk şikayetle sonuçlanır mı? Elbette hayır. Örneğin ters davranan bir hizmet elemanını kötü bir gün geçirdiğini düşündüğümüz için sorun etmeyebiliriz. İşte bu noktada karşılaşılan müşteri hoşgörüsü bir başka ifadeyle müşteri toleransıdır. Beklentilerle alınan performans arasındaki mesafe müşterinin tolerans bölgesidir. Bu bölge müşterinin almayı umduğu performansla aldığı performansı değerlendirip yeterli gördüğü performans düzeyine, derecesine, skoruna ulaşmasıdır. Bu bölge performans farklılıklarının hoş görülebildiği kısmı yansıtır. Müşteri aklı ve duygularıyla mutsuzluğuna yönelik bir değerlendirme yapar ve şekilde gösterilen tolerans bölgesinin neresinde durduğuna karar verir. Eğer hoşgörü bölgesinin daha karanlık noktalarındaysa şikayet etmeyi, değilse etmemeyi seçebilir. Şikayet etme kararına daha yakından bakalım. Müşteriler mutsuz satın alma deneyimi sonrasında iki seçenekle baş başa kalır. Eyleme geçmek ve geçmemek. Müşterinin eyleme geçmesi şikayetini iletmesidir. Ancak şikayet etmeyenlerin eylemsiz kaldıklarını düşünmek yanıltıcı olur. Çünkü satın almış, mutsuz olmuş müşterinin mutsuzluğunu bünyesinden atması gerekir. En basit formuyla eşine, dostuna olanları anlatıp rahatlamaya çalışır. Bu duruma da dolaylı eylemler adını vermek uygun olur. Peki müşterinin şikayetinde doğrudan eylemler nelerdir? Müşteriler mutsuzlukları sonrasında doğrudan eyleme geçmeye karar verdiklerinde şikayetlerini işletmeye iletebilir. Ya da yasal olarak sorunu çözmeye çalışabilir. Odalar, birlikler, medya kurumları gibi üçüncü taraflara durumu iletme seçeneklerini gözden geçirebilir. Müşteri dolaylı eylemlerde ya sessiz sedasız markayı terk etme,
işletmeyi boykot etme gibi seçeneklere yönelir ya da eşine dostuna mutsuzluğunu anlatır, şikayetini onlarla paylaşır. Bu davranış müşteriye etkin bir sonuç getirmez. Örneğin parasını geri alamaz, ürün iadesi yapamaz. Ancak duygusal rahatlama sağlar. Günümüzün iletişim ortamında sosyal medyadaki etkileşim düşünüldüğünde mutsuz müşterilerin eş dost çevresinin hayli geniş olabileceğini, hatta hiç tanımadıklarıyla bile mutsuzlukları paylaşabileceklerini düşündüğümüzde işletmelere ciddi kayıplar yaşatabileceklerini unutmamak gerekir. Şimdi duruma perakendeci tarafından bakalım ve şikayetlere yaklaşımı bakımından bazı önerilerde bulunalım. Öncelikle şikayet eden müşterinize teşekkür edin. Şikayeti neden takdir ettiğinizi söyleyin. Yanlışlık için özür dileyin. Konuyla ilgili olarak hemen eyleme geçeceğinizi vaat edin. Gerekli bilgileri almak için sorular sorun. Yanlışı hızlı bir şekilde düzeltin, sorunu çözümleyin. Müşterinin tatmin olup olmadığını sorun, takibinizi yapın. Gelecekte ortaya çıkacak yanlışları önleyin. Çözüm sürecinde mümkün olduğunca hızlı olun. Müşterinin şikayet süresince en az sayıda şirket çalışanı ile iletişim kurduğundan emin olun ve müşterinin sorununu adil bir şekilde çözdüğünüzden emin olun. Tüm bu önerileri gözden geçirdiğimizde şikayet çözümü sürecinde işletme çalışanları oldukça önemli bir noktadadır. Müşteri şikayetleri açısından perakendeci çalışanın iki farklı rolü vardır. İlki, müşterinin mutsuzluğunun kaynağının işletme çalışanı olması halidir. İkincisi ise çalışanlarının mutsuz müşteriyi dinleyip sorunlarını çözmesiyle ilgilidir. Şikayetin kaynağı olarak çalışan konusunda ele alacağımız ilk nokta, müşteri ile çalışan arasında yaşanan iletişimsizlikten kaynaklı yanlış anlaşılmalardır. Bu durumda ya müşteri tam olarak ne istediğini anlatamamıştır ya da çalışan iyi dinlememiştir veya dinlemek istememiştir. İletişimde aksaklıkların önüne geçebilmek için sizi doğru anlamışsam şu ölçülerde bir ürün istiyorsunuz gibi ifadelerden destek alınabilir. Diğer yandan çalışanların iyi niyetli olmayan davranışları da şikayete sebebiyet verebilir. Müşterilerle tartışma, müşterilerin önünde diğer çalışanlara kötü davranma, bilerek ve isteyerek yavaş, kötü hizmet verme, işletme ürünlerine hasar verme, müşterilere ait şeyleri çalma, fiziksel ve psikolojik tacizde bulunma, korkutma, tehdit, bağırma ve küfürlü konuşma bu tip davranışlar arasında gösterilebilir. Diğer rol, şikayeti çözen çalışanla ilgiliydi. Ön safta bulunan personelin şikayeti çözmeye yönelik çabaları müşteri tatminini ve sadakatini oldukça etkiler. Öyleyse şikayeti çözecek çalışana daha yakından bakalım. Şikayetlerin çözümünde şikayeti çözecek çalışanla ilgili önemli olan bazı temel noktalar vardır. Bunlar şikayeti alan elemanın kişiliği ve tutumu, müşterinin şikayetini dinleme istekliliği, ürünle ilgili bilgi birikimi, satış elemanının görünüşü ve çalışanın beden dili ve gülümsemesidir. Evet arkadaşlar, son olarak müşterilerin şikayet yönetiminden neler beklediğinden söz ederek üniteyi sonlandıralım. Müşteri şikayeti sonrası kendisine sunulan çözümün adil olup olmadığına karar verirken yaşadığı problemin ciddiyetine bakar. Ancak açıktır ki ciddi olma halinin değerlendirmesi çok görecelidir. Bu sebeple müşterinin şikayeti sonucunda işletmeden aldığı faydaların adil olup olmadığına 3 temel ilkeyi temel alarak karar verdiği söylenebilir. Bunlar eşitlik, denklik ve ihtiyaç ilkeleridir. Denklik ilkesi, müşterilerin kayıplarına göre tazminat almalarını anlatır. Eğer aldığınız konserve bozuk çıkarsa yeni bir kutuyla değiştirirsiniz. İhtiyaç ilkesi, anlaşmazlık sonucunda ulaşılan noktanın müşterinin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ifade eder. İş görüşmesi için otelden yer ayırtmış bir müşteriyle turistik gezi yapmak için otel rezervasyonu yapmış bir müşterinin ihtiyaçları farklıdır. Eşitlik ilkesi, katkılarına bakılmaksızın aynı sorunla karşılaşan tüm müşterilerin aynı sonucu elde etmesini yansıtır. Eğer uçuş iptal edilmişse tüm müşteriler aynı çözümlerle karşılaşırlar ve bu uçak biletine ne kadar ödediklerine ya da kimin nesi olduklarına bağlı değildir.
Değerli arkadaşlar, perakendecilikte müşteri ilişkileri yönetimi dersi kapsamında müşteri şikayet yönetimi konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.